Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, aşırı sıcakların geç ekilen ayçiçeğinde rekolteyi düşürebileceğini söyledi. Arabacı, Nisan ve Mayıs aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle ayçiçeği ekiminin geciktiğini ifade etti. Arabacı Ayçiçeği'nde erken ekimin mildiyo hastalığı riski nedeniyle tercih edilmediğini belirterek yakıcı sıcaklarında geç ekilen ayçiçeklerinde rekolteyi düşürebileceğini söyledi. Gittiğimiz dönemlerde ilkbahar döneminde e, erken eken üreticilerimiz oldu. Atıyorum Mart sonları gibi ekiliş yaptılar ama e, Nisan başı gibi yağışlar başladı. Bu Nisan-Mayıs bayağı yağışlı gitti ve ekiliş biraz gecikti hatta hep tava gelsin diye bekledik. Birçok üreticimiz dayanamadı. Ağır tavda bile girip ekiliş yapmaya başladı. E, tabii bu biz ayçiçeğinde her zaman erken ekilişi e, sıkıntılı görüyoruz. Neden? Mildiyo hastalığı yapma riski olduğu için. E, o yüzden birçok üreticimiz acele etmedi. Ama e, sene seneyi tutmuyor. Yağışlar ne zaman geleceği belli olmuyor. E, bizim ayçiçeklerimizde işte erken ekilen ayçiçeklerinin işte şu an çiçeği döktüler hani tane tutma dönemine yaklaştılar. Yani onlar şu an geç ekilenlere göre bir nebze iyi gözüküyor. Ama tabii ki bu dönemde de çok yakıcı sıcaklar var. Bölgesel bazı bölgelerde yağ düşen bölgelerimiz var ama azınlıkta genelde o bölgeler. Yani ee bu şu an Erkenler belki bir nebze olacak ama gençler için şu an bu yakışacakların olması ayçiçeğinde rekolteyi düşürecektir diye düşünüyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Ama tabii ki bugünlerde bir yağış gelir tane dolum döneminde yine etkili olur ee, bir nebze olsun yine düzelir ee, ama şu an derseniz ki ayçiçeğinde verim ne olur? Ya bunu kestirmek şu an çok zor ee, bu tamamen yağışlarla alakalı şu an. Yani bu ge, özellikle geç çekilen ayçiçeklerinde tam çiçek döneminde yakış sıcaklar denk geldi. Ee, bunun böyle olması da tabii ki bir nebze olsa rekolte kaybına sebep olur. Ee, i̇nşallah yakın zamanda yağış alırız. Yani şu an ya, yarın için hafif bir yağış görüyoruz. İnşallah e, yakın zamanda yağışlar ayçiçeklerimizin de gelişiminin iyi olmasını sağlar.